Evet, 125 günden beri devletimiz, hükümetimiz, milletimiz el ele verir. Kardeşlik ruhunda yaralarımızı sarmak için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızda yapılan hasar tespit oranı %100. Yani bu iş hamdolsun tamamlandı. Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 558.219. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 137.473. Bunların da, bunun dağılımını veriyorum şimdi size, 110.437'si konut, 20.461'i ticarethane. İlimiz genelinde 7.396'sı yıkık, 4.423'ü acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 11.819 enkaz bulunuyordu ve bunların tamamı şükürler olsun kaldırıldı. Şimdi toplam 29.601 olan ağır hasarlı binanın da arkadaşlarımız valiliğimizin koordinasyonunda yıkım ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Bunları da 4 ay içerisinde Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Tabii bunları yaparken biz yıkarken yerinde de onların ayıklamasını yapmıyoruz amiyane tabirle. Burada Büyükşehir Valilik Çevre Şehircilik'in belirlemiş olduğu döküm sahasında orada bunların geri dönüşümle ilgili ayıklamasını orada yapıyoruz. Ama yıkım işleminde de şartnameye uygun olarak, yani hemşehirlerimizin rahatsız olmaması, çevre açısından toz, gürültü vesaire bunlarla ilgili hoşnutsuzluk olmamalarıyla da ilgili gerekli kontrollerle ilgili ve hassasiyetli arkadaşlarımızdan özellikle rica ettik. Ve takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlar, deprem sonrası vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarının başında barınma geliyor. Kahramanmaraş'ımızda, ilimizde yaklaşık olarak 110.681 konut yapılacak. Dile kolay. 110.681 konut. Bunların 36.094'ünün ihalesi yapıldı. Duamız inşallah bunları şehrimize verdiğimiz söz gereği bir yıl içinde tamamlayıp sevinçle, övünçle, şükürle hak sahiplerimize teslim et. Kahramanmaraş'ta hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 117.146 vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Bugün itibariyle bu barınma hizmetini açıklıyorum. Toplam 132.937 çadırın dağıtım ve kurulumu yapıldı. Ve 45 çadır alanında 20.364 vatandaşımız yaşıyor. Şimdi biliyorsunuz çadır alanı geçici. Buradan ne yapıyoruz? Hemen konteynere geçmemiz lazım. Aynı zamanda bunu açıklıyorum. İlimizde 52 konteyner kent planlandı. Bunun 43'ünün kurulumu tamamlandı. Diyeceksiniz ki valim geri kalanları işte koordinasyonu yaptık. Arkadaşlarımız dedi ki söz verdiler ve eminler kendilerinden. Allah'ın izniyle o 52 hedefine varmaya eksik kalan konteyner kent Haziran ayı sonu itibariyle en geç 1 Temmuz'da hep beraber açacağız. 25.585 konteynerde 87.414 vatandaşımız yaşıyor, kalıyor. Diğer tesislerde ise 4.543 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Maraş, Kahramanmaraş'ımız sıcak iklim olarak. Dolayısıyla konteyner kentte klima ile ilgili bir ihtiyaç olduğunu, bununla ilgili bir gayretin AFAD tarafından sürdürüldüğünü, takdir edildiğini, bu sürecin bir an önce tamamlanmasını uygun olacağını söylediler. Biz dedik ki emriniz olur. Allah'ın izniyle bunu da
konteynerlardaki klima durumunu netleştireceğiz, tamama erdireceğiz. Ve aynı zamanda AFAD ve Kızılay ve bazı STK'larla beraber 125 günden beri biliyorsunuz çadır ve konteyner kentlerde sıcak yemek hizmetimiz var. Rakamları yani ifade bile edilemeyecek büyüklükte. Muazzam bir rıza var orada söz konusu. Ama şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. 125. günün bize vermiş olduğu tecrübe ışığında. Artık konteyner kentlerde evet klima durumunu tamamlamak ve ocakla ilgili ihtiyaçlar da tamamlandığı zaman ki çoğu da tamamlandı diyor AFAD Başkanımız, Yunus Başkanımız. Dolayısıyla burada bunun bir senkronizasyonunu tamamlayıp sıcak yemekten vazgeçip kart sistemiyle artık evde yani konteyner kentte konteyner içerisinde kendi yemeğini kendi pişirsin. Onun artık özlemini çekiyor benim vatandaşlarım, kıymetli hemşehrilerim. Bunu bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Hep birlikte de bu şekilde istişare ettik. Bunu da buradan ifade etmek istiyoruz. Zamanı geldiği zaman ki bunu en kısa zamanda yapmak istiyoruz. Bunu da sizlerle tekraren bir konteyner kentte bunun buluşmasında bu müjdeyle vermek istiyoruz. Bugüne kadar Kahramanmaraşlı 243.068 ailemize 10.000 liradan toplam 2.431.000.000 lira, burası önemli, hane destek ödemesi yapıldı. 85.011 ailemize de 15.000 liradan toplam 1.275.000.000 lira taşınma yardımı, 49.486 ailemize değerli arkadaşlar 371.589.000 lira kira yardımında bulunuldu. 6 Şubat tarihinden bugüne Kahramanmaraş ilimize toplam 1.775.000.000 lira ödenek gönderildi. Yemekle ilgili az önce bir latife yapmıştık. İlimizde bugüne kadar 98 milyonu aşkın öğün yemek hamdolsun dağıtılmıştır. 533.000 vatandaşımıza psikososyal destekte bulunulmuştur. Bugüne kadar ilimizde 17.149.000 yardım malzemesi dağıtılmıştır. Depolarımızdaki mevcut yardım malzemelerini de an be an bir bilgisayar sistemiyle arkadaşlarımız takip ediyor. Gerek çadır, gerek konteyner kentlerdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarıyla ilgili çok dinamik bir süreçle bu işi de yönetiyoruz. Dedik ya sözün başında devletimiz, milletimiz, hükümetimiz, el birliği asrın felaketinde asrın kardeşliğini gösteriyoruz diye. Dolayısıyla veren el, aran el, zor gün dostluğunu gösteren tarihe imza atan bir duruşumuz söz konusu değerli kardeşlerim. Dolayısıyla o depomuz buradaki ihtiyaç ne ise hiçbir zaman rahatları eksik kalmayacak Allah'ın izniyle ve her zaman için o ihtiyaç sahibine oradan akmaya devam edecek. Bir rakam vereyim size. Az önce Adıyaman'da da vermiştim sabah. Bugüne kadar 6 Şubat'tan bugüne kadar Kahramanmaraş'a demin ana başlıklarını söylediğimiz ama söylemediklerimizle beraber devletin kaydında olan toplam buraya yapılan harcamanın tutarı 5.675.000.000 liradır. Değerli kardeşim.
canlandırdı.